Herkese merhaba arkadaşlar, günaydın. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün böyle dışarıyı göstererek size açılış yapmak istedim. Dün akşam kar yağmıştı. Şöyle biraz yerlerde kar var. Ama şu an saat 8:30. Kuşların sesini duyuyorsunuz, güneş var. Çok güzel bir hava var. Tabii ki soğuk. Şu an sanırım eksi 5 falan var. Biz de Begüm'le yeni uyandık. Böyle dedim ki sizlere hem açılış yapayım hem de bu güzel manzarayı sizlere de göstereyim dedim. Güneş de çok güzel. Şu an sabahtan güneşli yani. Çok da normal bir durum değil. Bayağıdır böyle güzel bir hava yoktu sabah. Kar yerlerde biraz var ama gece yağmamış. Şöyle biraz var ve tabii ki soğuk olduğu için o yağan kar da erimemiş. Eksi 5 falan şu an. Şöyle görünüyor. Biraz şu tarafa da gideyim. Üzerimde çok kalın giyinmedim çünkü soğuk. Çok fazla durmak istemiyorum dışarıda. Şöyle görünüyor bahçenin durumu. Bugün de Ramazan'ın 7. günü. Tekrardan videonun devamında daha sonra görüşürüz. Bu arada yerler acayip kaygan yani bizim burası da kayıyor. Dün de zaten bazı kazalar olmuş akşam. Yollar bayağı kaygan diye uyarılar vermişlerdi. Doğru gerçekten. Bizim burası bile bayağı kaygan yani otobanlarda kayganmış. Birkaç kaza olmuş hatta. Hemen eksiler düştüğü için kar yağınca falan buzlanma olduğu için bayağı dikkatli olmak gerekiyor. Kesin asfaltlarda daha kaygandır. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben şimdi sabah size başlatmıştım videoyu, biraz göstermiştim dışarısı nasıl olduğunu. Şimdi bazı yerlerde hala kar var ama artı 2 derece şu an hava sıcaklığı ve güneş çok güzel. Bugün gerçekten çok güzel enerjik uyandım. Şimdi yürüyüşümü yapacağım. 1,5 saat normal günlük yürüyüşümü. Sonra evdeki işleri halledeceğim. Bir kısmını hallettim zaten. Çamaşırları makineye attım. Bulaşıkları falan topladım. Evi toparladım. Dediğim gibi bugün baya böyle güzel güne başladım. Güneşli uyandım. Yani güneşli bir havaya uyanmanın verdiği enerjiyle çok güzel bir sabah, böyle oruçluyum. Normalde bu saatlere kadar kendime gelemiyordum aslında, 12'ye kadar. Ama bugün öyle olmadı. Evdeki bazı işlerimi de yaptım. Şimdi yürüyüş zamanı, 1,5 saat yürüyüş yapacağım. Bugün şapka falan da almadım, bilmiyorum ama belki yine de yanıma alırım. Çünkü güneş var ama dediğim gibi hava sıcaklığı aslında çok da yüksek değil. Sonra tekrardan bugünkü iftar menümüzde balık ve patates yapmayı düşündüm. Tatlı olarak ne yapacağım şu an bilmiyorum, tatlı yapacağımı. Değişiklik olabilir. Ben içeriden şapkamı da alayım. Sonra tekrardan iftar zamanında görüşürüz. Yürüyüş yapacak. Hadi git arkadaşlarına, hava güzelken oyna Buğla. Bak, bana demin selam verdiler. Oraya. Yürü. Yürü git, sor annem, hadi. Bisikleti var mı kızım? Ama onlar bisiklet sürmüyorlar. Sonra bisiklet sürerseniz bisikletle şey yaparsın, oynarsın. Git önce biraz onlarla oyna. Sonra bisiklet sürersin. Tamam mı? Bakın Begüm neler yapıyor burada. Süpürgeyi çalıştırmış ama süpürge tabii ki ilerleyemiyor ondan. Sadece olduğu yerde dönüyor. Korkmuyor şu an ondan ama. Süpürge gitmek istiyor, gidemiyor. Begüm yaramazlıklara başladı. Süpürgeyi buraya getirdik ama şimdi Begüm buraya da geliyor. Begüm ne yaptın? Süpürgeyi mi çalıştırdın? Süpürgeyi mi çalıştırdın? Süpürgeye rahat yok. Süpürgeye gerçekten bu ara rahat yok. Rahat evinde de dinlenemiyor. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Artık iftara sanırım 45 dakika falan kaldı. Bugün bayağı geçe kaldım. Yürüyüşten sonra evi süpürdüm. Bana acayip bir yorgunluk çöktü. Ondan beri dinleniyorum ama hala şimdi biraz daha iyiyim.
Ama yine de tam böyle bir kendime gelemedim. Şöyle somon çıkartmıştım. İki parça. Bunları baharatladım. Şundan kullandım. İçinde limon tuzu ve karabiber var. Ve neydi o? Dereotu koydum. Şu beyaz file balıklarımızı da sadece tuzladım. Bunları sanırım unlayacağız. Şurada patatesimi de haşladım. Patatesimi de hatta unutmuşum, biraz fazla haşlanmış. Benim canım yoğurtlu çorba çekti. Biraz yoğurtlu çorba yapacağım. Şöyle az biraz pirinç kaçacağım. Begüm de yiyor. Yoğurtlu çorbadan buğulam getiriyor. Çorbamız olsun. Biraz bugün hızlı hızlı yapmam lazım. Dediğim gibi biraz vakit aza kalmış. Çorbayı zaten aldım. Patateslerimi haşladım ama ben patateslerimi böyle tereyağında biraz döndürüp kızartıp üzerine de maydanoz gezdirip öyle yemek istiyorum bugün. Sıcakken, dediğim gibi biraz fazla kaynamış ama dağılırsa da dağılabilir. 3 tanesini öyle yapacağım. Kızlar kesin öyle yemez. Aslında Hüseyin de yer. 4 tane yapayım. Çok sıcak. Oh. Şöyle biraz tereyağı alıp geleceğim. Biraz zeytinyağı. Biraz da tereyağı katacağım. Kavurmaya başladım. Şunlar kavrulsun. Balıklarımı da kızartsam bir yandan olur aslında. Sizden makarnam da vardı ya. Solda yapıyorum ama. O makarnayı da yesek iyi olurdu aslında. Şöyle patateslerimi güzelce tereyağda bir kızartacağım. Sonra maydanozumu koyacağım hemen içine. Maydanozlar da hemen sararmaya başlıyor yani. Ne çabuk sararmışlar. Çok fazla doğramama gerek yok. Şunları doğrasam yeter. Patateslerim neredeyse olduğu gibi. Zaten o sadece biraz kızaracak. Şimdi size de göstereceğim eğer tam görünmüyorsa kamerada. Somonlarımı da airfryer'e koyup geliyorum hemen. Bunları airfryer'de pişireceğim.
Balıklarımı kızarttım. Şöyle görünüyorlar. Çok zor kızardılar. Hatta parçalandılar. Somonlarım da şu an airfryde öttü sanırım. Onlar da oldu. Fanı falan açtığım için yani havalandırmayı gerçekten video çekemedim. Bayağı sesli oldu. Buraları da hemen hızlı bir sildim. Sonra detaylı tekrar sileceğim. Bayağı çünkü yağ sıçradı her yere. Şimdi çorbamın tereyağını yapacağım. Kızların da yukarıda sesleri geliyor. Belinden çöpleri mi atıyorsun? Tamam. Çayımı da koydum ocağa. Dediğim gibi zaten az vakit kaldı. Hemen tereyağımı eriteceğim. Sonra nane. Hüseyin de geldi, bulaşıklara bana yardım etti. Hemen bir hızlı orayı toparladım. Şöyle tereyağını da biraz daha tereyağı olabilirdi sanırım ama önemli değil. Şimdi sevinecek. Ulem seviyor bu çorbayı. Biraz da tuz katacağım. Daha tuz katmadım. Çayım da kaynasın. Çayımı da demleyeceğim. Patatesi kızların tabaklarına kattık bile. Bu arada sizin iftara son 10 dakika nasıl geçiyor? Bana yazarsanız sevinirim yorumlara. İster istemez bizim böyle biraz koşuşturmalı geçiyor tabii ki. Ne kadar ön hazırlık yapsam da genelde ben ön hazırlık yapmayı tercih ediyorum. Son 10-15 dakika böyle bir karışıklık oluyor. Şimdi birazdan çocukları çağıracağım. Sanırım 10 dakika var aynen. 29 geçeydi. Şu an 19 geçe. Çayımı da demledim. Çorbalarımı da katacağım. 5 dakika sonra az bir şey salata yapacağım. İçine biraz da roka ekleyeceğim. Rokalarımı da birkaç sefer yıkamıştım. Temiz olmuştu. Birkaç kere suyunu değiştirdim. Balıklarım hazır. Çorbamı kattım. Buğulem de bize. Diğerlerini bilmiyorum yiyecekler mi. Çayımı da demledim. Çorbamı da şöyle kenara alacağım. Balıkları da masaya koyup oradan çocuklara servis yapayım. İftara son kaç dakika? 3-4 dakika mı kaldı? He, at. Ana kaşık lazım. Kaşık tamam. Buğulem. Hemen böyle otur. Bugün favori kızım Buğulem oluyor. Çünkü Buğulem'in sevdiği çorbayı yaptım. Herkesin, çocukların sevdiği çorbalar ayrı. Masamızda şöyle görünüyor. Çorbamı kattım ben. Salatam şurada. Şu yaptığım patates. Patates içinde maydanoz var. Ve balıklarımız. Kim hangi balıktan yemek istiyorsa. Normal patates isteyenler normal patates var. Makarna da gelecek dünkü makarnadan. Belinay sen ne istiyorsun? Kaşık mı eksik? Sularımızı da katalım. Birkaç dakika kaldı zaten.
yedik. Birkaç saat geçti aradan. Ben hala çayımı içiyorum. Bu aralar iftardan sonra, yani iftarda her gün çay demliyorum. Begüm de şurada yerde yatıyor. Onun favori çizgi filmi var. Oyuncaklar Hikayesi. Ona bakıyor. Ben de çayımı içiyorum. Bir makine, hatta iki makine çamaşırım var. Katlanacak. Onları katlayacağım burada otururken. Sonra da kızların yatma vakti gelecek. Videoyu da böyle kapatmak istedim bugün. Bir dahaki videoda görüşürüz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.